İyi akşamlar arkadaşlar tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Code Loading Erasmus projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün Flutter eğitimiyle başlıyoruz. 3 oturumda gerçekleşecek bu eğitimde. İlk oturumda Flutter nedir? Kurulum için gereksinimler nelerdir? Online editörler nelerdir? Emülatör tanımlama, kodlamaya başlangıç, widget nedir? Text widget ekleme. İkinci oturumda scaffold yapısı. Bir app var, artık tasarımımızı biraz güzelleştireceğiz. Bir app var, altında bir body yapısı, scaffold yapısı ve container alanlar tanımlayarak birden fazla bileşeni alt alta yan yana ekleyeceğiz. Üçüncü oturumda bu görmüş olduğunuz arayüzü tasarlayacağız. Bunun için de circle avatar, ikon, size box widgetlerini ve margin ve padding ayarlarını öğreneceğiz. İlk olarak Flutter nedir? Bununla başlayalım. Flutter, Google tarafından oluşturulan ücretsiz, açık kaynak kodlu mobil ve masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanabileceğimiz bir framework'tür, bir yapıdır. Normalde iOS için C, Swift, Android cihazlar için de Kotlin, Java gibi dilleri bilmemiz gerekirken, Flutter'la Android veya iOS fark etmeksizin tek bir kod dosyası ile uygulama geliştirebilir, farklı cihazlara uygun aplikasyonlar tabii Flutter bunları gerçekleştirirken neler kullanıyor? Widget dediğimiz yapılar kullanıyor. Örnek vermek gerekirse Flutter bu widgetleri oluştururken de neredeyse tüm modern arayüzlerine sahip. Örneğin grid ya da list dediğimiz bu görüntüyü widgetlarla ya da hero translation dediğimiz resim üzerine tıklama ve altında bir ifade açıklama yer alan böyle bir tasarım gerçekleştirebiliriz. Yine kaybolan, küçülen, büyüyen, üstüne resim ekleyebildiğimiz bir app bar tasarlayabiliriz. Yine Flutter'da widgetlarla bir buton ekleyebiliriz tasarımımıza. Bu butona ikon ekleyip butonu tasarım içerisinde herhangi bir konuma yerleştirebiliriz. Ve basit geçişlerle, animasyonlu geçişlerle tasarımımızı peki bunları yaparken Flutter hangi dili kullanıyor? Dart dilini kullanıyor. Bu da Google tarafından geliştirilen ücretsiz açık kaynak kodlu bir dildir. Flutter bunları tasarlarken, Flutter'da tasarım yaparken widgetleri nasıl kullanacağız? Sürükle bırak şeklinde hazır bileşenlerimiz yok ne yazık ki. Widget dediğimiz hazır kod blokları var. Burada da bir scaffold yapısı mevcut. Yukarıda bir app var kırmızı alan. Altında da bir body kısmına container eklenmiş ve kolon widget'ı içerisine text ve ikon widget'ları eklenmiş. Bunlar hep hazır kodlarla yapılıyor. Peki bu kodları nereden bulacağız? Bunun için Flutter Dev sayfasını ziyaret ediyoruz. Flutter'ın dokümantasyonu çok kapsamlı ve sürekli güncelleniyor. Widget kataloğu, her widget burada kategorilere ayrılmış ve örneğin erişilebilirlik, animasyon, hareket, resim, ses dosyası, ikonları ekleyebileceğimiz varlıklar,
yerleşimle alakalı bileşenler ya da text, veri girişiyle alakalı bileşenler, stille alakalı bileşenler, yani widget'lar burada yer alıyor. Örneğin, text widget'ları ve bu widget'ların sahip olduğu özellikler ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. İnternette bir sıkıntı var sanırım, açmadı. Neyse, kodlarıma başlarken zaten kodlamaya geçtikçe oradan tekrar bakarız. Peki kurulumu nasıl gerçekleştireceğiz? Kurulum içinde yine Flutter'ın sayfasına giriyoruz. Get started diyoruz. Ve ilk bizden istediği bir cihazımızın olması lazım ve üzerinde işletim sistemi. Cihazınıza uygun olan işletim sistemini seçiyorsunuz. Ve burada kurulum için gerekli olan işlem basamakları ayrıntılı bir şekilde listelenmiş. İlk olarak Flutter bizden Git adını verdiğimiz bir versiyon kontrol sistemi yüklememizi öneriyor. Bu nedir? Yazdığımız projeleri internet üzerine tutmamızı sağlayan bir sistemdir. Bilgisayarımızda hard diskte oluşabilecek herhangi bir arızada bilgisayarın verilerin kaybolmasını engeller. Ayrıca Git internet üzerinde verileri tuttuğu için ayrıntılı bir şekilde de daha sonradan verilerimize istediğimiz güne dönerek, geriye doğru dönerek ulaşabiliriz. Flutter, daha sonra Git'in üzerine Flutter SDK'sını yükleyeceğiz ve bunun üzerine de Flutter'ı içerisinde çalıştırabileceğimiz bir ortama ihtiyacımız var. Bu da Android Studio ve Visual Studio Code öne çıkan adaylar arasında. Bunlar tümleşik geliştirme ortamları. Ne gibi avantaj sağlıyor? Renklendirme imkanı sağlayarak kodları daha anlaşılır bir şekilde yorumlamamızı sağlıyor. Girintilerle okunabilirliğini arttırıyor. Hata ayıklama özelliğiyle programda oluşabilecek hatalara hızlı bir şekilde müdahale etmemizi sağlıyor. Kod yazarken tamamlama özelliğiyle daha hızlı bir şekilde kodumuzu tamamlamamızı sağlıyor. Android Studio'yu da yükledikten sonra bu yaptığımız uygulamayı çalıştırmak için iki seçeneğimiz var. Ya direkt USB kabloyla gerçek cihazımızı Android Studio uygulamayı yazdıktan sonra bağlayıp derleyebiliriz. Ya da bir sanal cihaza ihtiyacımız var. Bunun için de emülatör yüklememiz lazım. Android Studio içerisinde de zaten emülatör mevcut. Kuruluma geri dönersek, kurulumda dosyaları indirmek ve yüklemek çok zaman aldığı için ben size burada nasıl indirildiğini ve nasıl yüklenmesi gerektiğini söyleyeceğim. Ama benim anlatırken uygulamanız için de size iki tane online derleyici öneriyorum. CodePen Flutter derleyicisi. Open Flutter Editor diyerek kodları hızlı bir şekilde derleyebilirsiniz. Yazdığınız an hemen sanal ortamda cihazınıza nasıl görüneceğini burada görebilirsiniz. Ya da Dart Dev sayfasını açıyorum. Bu da ilk olarak karşımıza Dart dilinde küçük bir örnek çıkıyor. Samples kısmında örnekler mevcut. İkonlardan da görürsünüz. Flutter Counter'dan sonra Flutter örnekleri. Örneğin Counter'a tıkladığımızda meşhur sayaç örneğimiz karşımıza çıkıyor. Default olarak bize böyle bir örnek sunuyor. O inceleyebilirsiniz. Siz de kodlarınızı burada, silip kodları burada hızlıca yazıp derleyebilirsiniz. Sonucunu da sanal ortamda görebilirsiniz. Uygulamayı nasıl yükleyeceğiz peki? İlk olarak Git'i indireceğiz. Zaten tıkladığımızda işletim sisteminize uygun Git'i seçiyorsunuz ve hemen download etmeye başlıyor. Daha sonra bunu indirdikten sonra
Bir sonraki işlem basamağımız filter dosyalarını bize sunuyor. Bu filter dosyalarını indirmemiz lazım. Bu da bir exe dosyası. Hemen ben indirmiştim bunları. Buradan göstereyim. İlk olarak Git'i. Install diyoruz ve next next diyerek hiçbir ayarını değiştirmeden varsayılan olarak gelen ayarlarla kurulumumuza devam ediyoruz. Git'i kurduktan sonra hiçbir ayarını değiştirmeden default olarak kurduktan sonra Flutter'ın zipli bir şekilde indirdiğimiz dosyayı extract ediyoruz. İçerisinde Flutter klasörü var. Bunu kopyalayıp C'de SRC adında bir klasör oluşturmamızı istiyor. Sağ tuş yeni klasör diyerek SRC klasör oluşturuyoruz ve Flutter dosyalarını buraya kopyalıyoruz. Bu bir kurulum dosyası, kurulum işlemi değil. Dosyaları kopyalıyoruz ve görüntü bu şekilde olacak. Git'i yükledikten sonra Flutter klasörünü SRC içerisine kopyalıyoruz. Daha sonra da artık Android Studio'muzu yükleyebiliriz. Android Studio. Yine kuruluma devam ediyoruz. Android Studio'ya tıkladığımızda 912 MB'lik bir dosya. Bunu da indiriyoruz. Ve hiçbir ayarını değiştirmeden yine ileri diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Kurulum biraz zaman alıyor. O yüzden ben bunu yükledim. Sadece size dosyaları nereden indirdiğini gösteriyorum. Uygulamaya bir an önce geçelim, sizi bekletmeyelim diye. Uygulamaları indirdikten sonra Flutter'ı açtığımızda, pardon Android Studio'yu açtığımızda eğer New Flutter Project seçeneği gelmediyse eklentiyi Android Studio içerisine yüklememiz lazım. Flutter eklentisini Android Studio içerisinde kurmamız lazım. Bunun için plugins diyoruz. Flutter seçtiğimizde sizde kurulu olmayacaktır. Install diyerek kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Kurulum bittikten sonra New Flutter seçeneği buraya gelecek. Tıklıyoruz ve yeni dosyamızı açıyoruz. Flutter SDK'sı, az önce kopyaladığımız Flutter SDK'sını görmesi lazım. Görmediyse yoldan SRC Flutter'ı seçiyoruz. İleri. Bizden bir dosya adı istiyor. Arada boşluk kullanmadan dosya adı, projenize bir isim verin. Ben ilk projem diyorum. Ve finish dediğimde Android Studio'm açıldı. Ritmi sayfasını kapatıyorum. Projede ok işaretini tıkladığımda lib klasör içerisinde main dart sayfamı açıyorum. Demiştik Flutter dart dili kullanıyor. Gördüğünüz gibi nokta dart. Yine sayaç örneği karşımıza çıktı. Bize bir örnek sunuyor. Bunu inceleyip geliştirebilirsiniz diye. Bizim şimdi yapmamız gereken uygulamamızı çalıştıracak emülatörü yüklemek. Dediğim gibi ya telefonunuzu direkt USB'den bağlarsanız sizin gerçek cihazınızı burada seçenek olarak görür ya da sanal emülatör yükleyebilirsiniz. AVD Manager'ı tıklıyorum. Create Virtual Device diyerek buradan bir mobil cihaz seçiyorum. Telefon, mobil cihaz seçip Next diyerek kurulumu yapıyorum ve cihazımı açıyorum. Cihazım açıldı.
Bu ilk örneği hiç değiştirmeden bir çalıştırıyorum. Nasıl göründüğünü uygulamanın görelim. Çalıştır diyorum. İlk derleme biraz zaman alır. Evet, şu an derliyor. Sizlere de tekrar hatırlatayım. Eğer bilgisayarınıza Android Studio Flutter yüklü değilse bugün yapacağımız uygulamaları çalıştırabilmeniz için Dartpad Dev online Flutter derleyicisini öneriyorum. Burada aynı örnek zaten Android Studio içerisindeki aynı örnek açıldı. Evet, aynı sayaç örneğim. Buradaki sayaç örneğim tıkladıkça sayılar birer birer artıyor. Aynı örnek karşımıza çıktı. Size bir tane daha emülatör önereceğim. Genymotion. Bazen Android Studio içerisinde emülatör çalıştırırken hata alabiliyoruz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız Genymotion'da çok güzel bir emülatör, sıkıntısız çalışıyor. Desktop versiyonunu indirip bunda da hiçbir ayar değiştirmeden ileri diyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Kurulduktan sonra nasıl göründüğünü göstereyim. Genymotion. Burada da bir sanal cihaz eklemeniz gerekiyor. Add Virtual Device diyorum. Buradan uygun bir mobil cihazı seçip Next diyerek ekliyorum ve buradan da cihazımı açıyorum. Yani yazdığınız uygulamaları gerçek cihazınızı, mobil cihazınızı USB'den bağlayarak test edebilirsiniz. Android Studio'nun emülatörüyle test edebilirsiniz. Ya da Genymotion gibi bu emülatörle de test edebilirsiniz. Evet, sanal cihazımız açıldı. Şimdi Genymotion'da ekli olan cihazım da buraya geldi. Seçtim Genymotion'daki cihazımı, çalıştır dediğimde bu sanal cihaz üzerinde de aynı sayaç programı görünecek. Evet, aynı sayaç uygulaması burada da görüntülendi. Şimdi ilk uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz. Bu gelen kodların hepsini siliyorum. Sıfırdan biz oluşturacağız. İlk olarak karşımıza main fonksiyonu çıktı. Main bizim ana fonksiyonumuzdur. Program bunun içerisinde çalışır. Ve main fonksiyonu içerisinde bir fonksiyon daha var. Run app fonksiyonu. Bunun içerisinde de biz artık widget'larımızı oluşturmaya başlayacağız. Peki widget nedir? Legoları hepimiz biliriz. Legoları üst üste ekleyerek yeni yapılar oluştururuz. Widget'larda iç içe geçerek bize görseller sunan bir yapıdır. Flutter'ı derleyenler widget'ları tasarlamışlar ve bizim hazır kod bloklarıyla tasarımlar oluşturmamızı sağlıyorlar. İlk widget'ımız Material App. Material App ana kapsayıcı widget'tır. Bunun içerisinde text gibi, image ya da ses dosyası, video gibi her türlü görsele ulaşabileceğimiz, her türlü bileşene ulaşabileceğimiz widget'lar mevcut.
Material Up, Material Dart kütüphanesinin bir sınıfıdır. Yukarıdaki satırı eğer kapatırsanız ya da silerseniz hata alacaksınızdır. Material Up widget'ın çalışabilmesi için Material Dart kütüphanesinin açık ve çağrılmış olması lazım. Şimdi Material Up widget'ı hangi widget'ları kapsıyor? Bunları nereden bileceğiz? Bunun için Material I.O. sayfasına giriyoruz. Burada komponent bileşenler var. Material App widget'ının kapsadığı widget'lar ayrıntılı şekilde listelenmiş. Gördüğünüz gibi görseller çok modern ve tüm ihtiyaçları karşılayacak cinsten. Uygulamama geri geliyorum. Material App. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım, nasıl çalıştıracağım? Tekrar Flutter'ın sitesine girelim. Buradaki dokümantasyon çok kapsamlı. Bunu detaylı bir şekilde incelemenizi öneririm. Material bileşenler. Gördüğünüz gibi Material App widget'ı burada da karşımıza çıktı. İnternet bağlantısında sorun var. Evet. Ben uygulamadan göstereyim. Burada açamadım. Material App widget'ının sahip olduğu özellikler, parametreler nelerdir? Nasıl kullanılır? Bunları nasıl bulacağım? Kontrol boşluk tuşuna basıyorum ve beni Flutter yönlendiriyor. Material App'ın sahip olduğu özellikler, bileşenler bana listelendi. Olmazsa olmaz bileşeni Home. Bunu muhakkak kullanmamız lazım. Home widget nasıl kullanıldığını bize yönlendiriyor aslında. Tekrar seçelim. Gördüğünüz gibi Home'u kullandığımda yanına bir widget tanımlamamı istiyor. Hangi widget'i tanımlayayım? Ben şimdi ekranıma bir metin yazmak istiyorum. Metin için text widget'ını kullanıyorum. Text widget'ı kullanım şekli. Tırnak işareti içerisinde ifademi yazıyorum. Code is loading yazdım ve ilk programımı derliyorum. Şu an yeni motion üzerinde derledim. Evet, şu an geliyor. Daha önce sürüdü içerisinde derleyemişim. Evet, ilk uygulamamın sonucunu görüyoruz. Bir metin yazdık ekrana, code is loading diye. Tabii stil olarak çok profesyonel değil. Altını çizdi ve ilkel bir görüntüsü var. Şimdi biraz bunu stil sahibi edelim, biçimlendirelim. Text widget'ının da özellikleri var, sahip olduğu parametreler var. Text widget'ı içindeyken virgül koyuyorum. Yine kontrol boşluk tuşuna basıyorum ve sahip olduğu özellikleri görüyorum. Style, benim istediğim widget. Style, text widget özelliğini kullanmamı istiyor. Tekrar yazayım. Zaten yanında yönlendiriyor. Bakın, style özelliği text style widget'ını kullanmamı istiyor. Text style widget'ını kullanıyorum. Tekrar kontrol boşluğa basıyorum. Hep tuşlar beni yönlendiriyor zaten. Kontrol boşlukla text style widget'ının alabildiği text style widget'ının alabildiği özellikleri görüyorum. Color.
Tekstime bir renk vereyim. Color. Renklerden beyaz olsun. Çalıştırıyorum. Metnim beyaz renk oldu. Biraz daha biçim üzerinde çalışalım. Virgül diyorum. Tekrar kontrol boşluk tuşuna basıyorum. Font size 20 birim olsun. Tekrar virgül koyuyorum. Text style widget'ı içerisinde virgül koyarak yan yana özellikleri sıralıyorum. Kontrol boşluğa bastıkça text style'in diğer özellikleri bana listeleniyor. Decoration özelliği text decoration tanımlamamızı sağlıyor. Şu altı çizili özelliğini bir düzeltelim. Tanımlı olan text decoration nokta none. O mevcut olan dekorasyonu iptal ediyorum. Altı çizili görüntü hoş görünmüyor. Evet. Yalnız metnimiz ikon durum çubuklarının altında kaldı. Shards, Wi-Fi, şu durum ikonlarının altında kaldı. Hoş görünmüyor. O zaman bunu güvenli alan dediğimiz kısmı alalım. Yani bu ikon durumlarının altına alalım. Text style widget'ı. Şimdi bir text style widget'ına başka bir widget'ın özelliğini aktaracağım. Güvenli alanı alacağım. Yani widget içinde widget tanımlayacağım. Bunun için save aria widget'ını kullanıyorum. Şimdi bir widget'a bir widget'ın özelliğini aktarırken yani widget'ın çocuğu olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunu da child parametresiyle yapıyoruz. Yanlış yazdım, pardon. Text'i güvenli alana al diyorum. Ve bunu da Safe Aria'nın çocuğu yap diyorum. Bu ne demek? Text widget'ını Safe Aria widget'ına bağladım. Yani artık Safe Aria özelliklerine sahip. Evet, güvenli alana geldi. Bizim örneğimizde code is loading yazısı ortadaydı. O zaman ortalanmasını sağlamam lazım. Bunun için de bunu da başka bir widget'a bağlayacağım. Az önce dediğimiz gibi nasıl Legolar üst üste eklenerek oluşturulan yapılarsa, widget'lar da birbirinin içine yerleştirilerek oluşturulan yapıdır. Tasarımlarımızı widget'ları birbirinin içine yerleştirerek gerçekleştiriyoruz. O zaman text widget'ına center özelliği ekleyeceğim. Yani bunu center widget'ına bağlayacağım. Bunu kodla yapabilirim. Az önceki gibi. Center widget'ına bağlarım. Yine bunu text widget'ını center'ın çocuğu olarak tanımlarım. Ya da bunun da bir kolay yolu var. Geri alıyorum işlemleri. Text widget'ına center özelliği eklemek istiyorum. Alt enter tuşuna basıyorum. Seçenekler çıkıyor. Wrap with center diyorum. Yani sarmala. Text özelliğine center özelliği ver. Center'la sarmala diyorum. Otomatik olarak az önceki yazmış olduğum kodlar oluştu. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi code is loading yazısı ortalanmış bir şekilde karşıma çıktı. Evet arkadaşlar, ilk oturumun sonuna geldik. Az sonra biraz daha görselimizi değiştireceğiz. Ayrılmadan önce bir katılanların bir listesini almam lazım. Bir saniye. Teşekkür ediyorum. 5 dakika ara. 20.40'da tekrar buradayız.